Wow. Güzel ince vokal. Çocuğa ne yaptınız kanka? Wow, burası güzelmiş. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iki tane şarkı izleyeceğiz. İki tane grubun iki tane şarkısını yazıyoruz. Birincisi Ace, ikincisi Brave Girls. Ace'den direkt Higher diye şarkısını yazacağız. Brave Girls'den de Çimat Baram diye bir şarkısını yazacağız. Bakalım nasıl olacak, hep beraber görelim, izleyelim. Bu arada video değişmeyince kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video beğenecek konusunda denmeyi unutmayın. Let's go, geçelim. Göster, neyim var reis? Sesimiz nasıl? Okay. Ay üzere. Bu arada Ace'deki böyle çoğu üye, yani çoğu direkt emirlerde falan görüyorsunuz. Şey oluyor böyle, çok fazla ekstra olarak şey koyanlar böyle, hani dalmik çocuğun gözüne şeyde de vardı. Yüzüne de vardı. Ne diyeceğimi anlarsınız zaten şimdi. Şu var ya dudağına falan. Ekstra bir şey çok kullanıyorlar yani çocukların üzerine, ama güzel duruyor. Güzel dans hareketi. Fena lens. Ayı, adam ayı yanına almış ya. Bir yukarıda bir küçük. Hayır, yükseğe demek ya, onun şeyini güzel vermişler. Oha lan. Nasıl görsel. Uf, gözlere bak. Sarış telefon. Oğlum çocukların görselleri yıkıyor yalnız ha. Güzel küpe reis. Güzel ilerliyor. Sevdiğim ses tonları. Peki abi. Nefes almak, nefes almam gerekiyor. Çocuklar çok savage bu arada. Hani şeyler böyle, nasıl desem, dümdüz gitmiyorlar. Bir olayları falan var, bir stilleri var yani. Sanki böyle bir şeyi böyle hani yok edecekmişsine dans ediyorlar. O hissi güzel yaşatıyorlar yani. Wow. Güzel ince vokal. Çocuğa ne yaptınız kanka? Ekipmanları falan güzel duruyor şimdi. Müzik bayağı arkadan bir yükseldi. Okey. İnce vokal üzerine o kadar gidiyor ki, bu sahne çok iyi olmuş bu arada. Oha. Silahın direkt hani namluya vermesiyle beraber kameranın direkt şey olması, değişmesi, bir anda aşağı inmesi falan güzel bir tane. Makyajların elinden öpüyoruz abi. Arkada büyük bir şey var ama oha, karakter de güzel benziyor. Arkadaki şey de güzel bu arada, ne diyorlar bilmiyorum ama güzel durmuş yani, bir şey hareket ediyor ya sürekli. Yo-yo misali. What? Yo-yo ne alaka? Bir şey mi kaçırdım ben? Yoksa bir olay yok mu ya yani, o durumu? Vokalleri çok iyi. Bu şarkı böyle sanki kendi seviyesini patlatabilecek bir şarkı ya. Ace bu arada kendi MV'sinde niye abi? Kendi direkt kanalda niye şarkı yayınlamadı? Bugün baktığımda ben göremedim. Yanlış mı acaba baktım da? Göremedim yani direkt. Normalde gruplar hem MV kendi kanallarına hem de direkt küçük gruplar böyle büyük şirketlere falan şey yaparlar. İşte 1DK olsun. İsmine tam olarak bakalım. 1DK aynen bu şekilde olsun. Stone falan olsa bu şekilde yayınlar da, bunlar yanmamışlar kendi kanallarında. İlginç, bilmiyorum. Bilen varsa yorum yazabilir mi? Bu çocuğu hatırlıyorum bu arada. Önceki şarkısını görmüştüm. Vav, patlamayı da çok güzel. Bunun kulak sağlar diyebilecek cinsten yani. Kulaklık dinlerken yoksun aga. Oğlum ben yeşil
Yeşilin içinde falan görünce bayağı iyi oluyor diyecektim evimler ama çocuğun üstündeki kıyafetini koyarmıştım. Ortadaki çocuğun. Oha oğlum. Bak, en çok şunun görselini beğendim sanırım. Bu şunun görselini çok beğendim sanırım. Peki. Dantel olayları falan değişik. MV tek anlayamadım. Güzel gözüküyor ama hikayesini merak ettim. Neyi anlatmaya çalışıyor acaba? Sırada Brave Girls var arkadaşlar. Chimat babam. Baram. Normalde Brave Girls şey olacaktı işte. Yani direkt grupların ayrılacağı bir durum vardı. Ama şeyden dolayı. Neydi şarkının ismi ya? İsmini unuttum. Rolin'le böyle askerlere karşı bir şey yaptılar galiba. Tam hatırlamıyorum. Bilenleriniz varsa tam olarak yoruma yazsın lütfen. Ondan dolayı böyle bayağı bir patlayış ve çıkış yakaladılar. Ondan sonra tekrar geri döndüler. Yani kızlar bildiniz. Ödülleri falan salmadılar ya Rolin'le beraber bir yerden sonra. Bayağı bayağı koptu gitti yani. Bu sene falan özellikle ya. Bunlar benim jenerasyondan bir daha. Yaşları bana çok yakın yani. Öyle biliyorum. Brandyers. Oha uçak detayı. What? Gerçekçi duruyor da baya. Tam bir Brandyers havası gibi geliyor şu an şarkı. Yine mi uçak geçti? Kanka sürekli uçak mı geçiyor? Yazlık bir şarkı gibi belli ama hoş. Yani yazdı zaten yazın ne şarkı çıkaracaklar ki yani. Kışa düşse kar falan yağıyor. Güzel bu arada detaylar falan iyi. Hani şey böyle yazın mesela bir yere gidersiniz ya direkt köşelerde falan böyle yazlık ürünler satan yerler falan olur. O havayı verdi bana ya direkt yani. Biz kumsal falan var ya. Oo, kız çok tatlıymış lan ortaya kız. Kız tam şey kızı bu arada. K-dramalarda böyle ana kız değil de direkt ikinci kız olarak ana kız yardım eden kız havası vardı. Direkt aklıma o geldi. Güzel çekimdi bayağı. Şu ortamı çok beğendim. Ben yukarıdaki böyle uçan şeyler falan bayağı iyi olmuş. Farklı bir durum var yani orada belli. Orayı tam görürüz herhalde. What? Peki. Madem tutulduk tam olarak böyle şey yapalım demişler galiba hani çok sağlam bir MV yapalım demişler. Güzel durmuş burası. Burayı tekrar görmek istiyorum abi. Wow. Seyir keyfi çok yüksek bir MV olmuş yani belli. Wow, burası güzel olmuş. Kızlar burada toplu beğendim bu arada. Çok fazla zayıf falan grupları sevmiyorum. Kızlar toplu güzel duruyor ama. Fit duruyorlar çok fazla. Bir dakika ne? Ha burası da iyi. Tamam yaklanıyor ya. Ya değişik dans koreografisi bu arada. Brave Girls'ın şu durumları çok var ya. Bu eskiden çok fazla kullanılan bir şeydi mesela. Hani bir dans hareketi örnek veriyorum çok fazla dans hareketi karışık falan yersiniz ya. Brave Girls mesela bir hareket yapıyorsun. O hareket üzerinden mesela sürekli olarak devam ediyor. Öyle düşünün. Brave Girls onu uygulamış. Tatlı durmuş ama. Bir şey mesela sürekli yapıyor ama tatlı duruyor yani. Tatlı konseptin tam uygun bir şey çünkü bu. Güzel bakın. Slow motionları bayağı iyi yapmışlar. Kızlara arada kızların görselliğini katmışlar ya oha. Güzel durmuş yani direkt karagöz haricinde. Peki. Vokalleri çok temiz ya kızların. Şu bunu söyleyen özellikle şu kısmı bayağı iyi. Sesini çok beğendim lan kızın oha. Şurası da bayağı iyi. Sıra sıra var ya.
Sanki çok kız çok fazla line almış gibi geldi bana, bilmiyorum. Muhtemelen vokal, ana vokaldir ya da lead vokaldir bilmiyorum ama ana vokaldir herhalde çünkü çok fazla line almış. Gerçi Twice'da Nayeon falan da çok line alıyordu ama lead vokalli. Bilmiyorum işte, vokalli yüksek bir kız ama fazla line almış gibi geldi bana. Reis. Peki ya, severiz vokali. Sahneleri kim çektiyse bilmiyorum ama ışıklandırmayı o kadar iyi kullanmışlar ki. Ay, çok tatlılar ha. Bayağı eğlenmişlerdi de. Acaba ne istediler bu kadar şöyle, yani bırakacakken bir anda dönüp o kadar çok fazla ödül kazanmaları falan. Nasıl hissettirmiştir? İlginç. Güzel şarkıydı. İkisi de güzel şarkıydı. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna gelip videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.